Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi programıyla ilgili açıklamasını aktardık değerli izleyiciler. Enflasyonu %5'in altına indirmeyi hedefliyoruz. Son dakikası şu anda karşınızda. 2020 yılında %12 olacağını duyurdu. Dengelenmenin gerçekleştiğini ifade etti ki bunu sadece Berat Albayrak'ın hani bazıları için söylüyorum yeterli olmayabilir. Berat Albayrak'tan daha önce Hazine ve Maliye Bakanı'ndan daha önce uluslararası ekonomi kuruluşları da benzer açıklamayı yapmak mecburiyetinde kalmışlardı ki bunlardan bir tanesi Fitch'ti. Hatırlatmış olalım buradan dengelenme söz konusu oldu. O piyasalardaki sıkışmışlığı gidermek açısından da yeni adımların atılacağını duyurdu. 2020-2021 ve 2022 hedeflerinde açıkladı. Enflasyonun %5'in altına düşeceğini ifade etti. 2020 yılındaki büyüme hedefinin ise %5'i bulacağını, %5 hedeflediklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. İnşallah. Biz buralardan geliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrıldın, çağrılmadın meselesine. Gene sıkıştırmıştık girişte. Tekrar sıkıştırarak devam edelim. Aynen öyle yapalım. Aslında şeyi yapalım. Direkt videoya girelim. Videoyla girelim. Ne demiş, ne dememiş soruluyor çünkü orada. Hani katıldınız mı, çağrıldınız mı, davet edildiniz mi? Evet. Genel sekreter yardımcımız ve bilmem şu katıldıydı. En son zannedersem gazeteden bir tanesine muhtemelen sözcüdür herhalde açıklamasında çağrılmadım diyor ama yani hani 269 kişi geliyor. Beyefendiye özel bir çağrı herhalde. O da Cumhurbaşkanı'ndan gelir sanacak, katılacak tahmin ediyorum. Türkiye hakikaten bu kısır tartışmalarla vakit kaybedecek bir ülke değil. İstanbul hiç değil zaten. Kesinlikle. Ama Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetme modeli bu görebildiğimiz kadarıyla. Yönetememe modeli. Yani evet yönetememe modeli. Ne yönetiyorsa artık. Bir videoyu izleyelim ardından konuşmaya devam edelim. Çünkü Ahmet Hakan da dün yazmıştı. Bugün de bayağı bir ağır girmiş Ekrem İmamoğlu'na. Oradan da bakacağım. Buyurun. Arkadaşlarım orada şu anda evet genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada. Belediye olarak mı davet edildiniz yoksa size geldi davet siz yoğunluğunuz? Yani bugün programda genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Bir davet geldiniz. Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Şimdi bu açıklama, şimdi basit bir soru. Yani çok basit bir soru. Yani hani, daha basit soru olmaz. Basitlik. Demeyelim de basit bir soru. Işte en basit soru bu. En basit soru bu. Orada mısın? Ya davet edildiniz mi edilmediniz mi? Burada şunu çok net bir şekilde ya hayır davet edilmedim denebilir ki normal şartlar altında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın açıklamaları davet edildiği yönünde. Ertesi zaten dağılırken ertesi gün saat 10'da buluşuyoruz arkadaşlar devam ediyor çünkü mevzusu evet. Bunlar ifade edilmiş. Fakat Ahmet Kekeç'in dediği gibi bir gizem, bir böyle hani şey ondan sonra ne gerek var burada? Lastik gibi gerek şundan dolayı ne var. Şimdi, ne tiyatroyu oynuyorsun şimdi dururken? Ama işte İstanbul'u yönetme şekli bu. Bu Darül Bedai mi dedim şimdi ya? Bak Ahmet Hakan bugün yazmış, adı batsın. Bir de bunu şey çıkarttılar, Fatih Altaylı denen bir gazeteci var biliyorsun. Bunu özellikle altını çiziyorum. Hatırladım. Daha 28 Şubat'ın öz eleştirisini yapamamış bir tip. Hiç yani çıktı bazen böyle bir sürü konuşuyor. Millet de şey yapıyor. Ya bunlar var ya Ekrem İmamoğlu'nun şizofrenleri ayrı. Muharrem İnce'nin şizofrenleri ayrı. Ya da bunlar bir küme içerisinde zaman zaman Ekrem İmamoğlu'nun zaman zaman Muharrem İnce'nin şizofrenleri oluyorlar bunlar. Ya adamın davet edildiği bütün organlar tarafından, yetkili kurumlar tarafından açıklanmış. Geleceksiniz. Çünkü doğal üyesi zaten. Yani ne diyor hani, peki bu şeye benziyor. Büyükşehir'deki makamıma çağrılmadığım için gitmedim lan. Her gün çağıracak hal. Görevin senin zaten gitmek yani. Her sabah kalkacak. Bugün başkansız gelin falan diyecek hal yok. İşin senin bu. Gideceksin. Tabii. Deprem kurulu olarak, afet koordinasyon olarak da senin birinci önceliğin İstanbul'da olmuş zaten deprem. Hiç kimse gelmezse senin gidip kapısında yatman lazım. Basit ifadeyle söylüyorum. Yok çağrıldın, çağrılmadın. Cumhurbaşkanı beni çağırmadıydı. Niye ben başkan yardımcısı çağırdı olmaz. Vali falan bilmem ne. Başkan diyeceksin. Yani başkan diyeceksin. Kompleksler falan. Ya şehrin yöneticisi falan ne demek? Başkan diyeceksiniz bana falan. Beylikdüzü'nde de benzer şey vardı biliyorsun videosu. Bana başkan diyeceksin falan filan. Önce bilmem şey yapacaksın. Bir de üzülüyor bir de arkasından. O üzülme ayrı bir şey zaten. Buradan arkadan bir rapçilere çağrı yapmak lazım. Şu çok üzülüyorum lan bir rap yapın ne olur. Valla çok bayağı bir hit alırsınız söyleyeyim. Şimdi öyle bir şeye gizeme bunların yandaşları. Deniz Zeyrek bir. Tamam mı? Hani Deniz'e buradan ben merhaba diyeyim. Ama yani hani diyeyim. Böyle değil Deniz. Yani hani burada söylenmesi gereken şeyler var. Bak İsmail Saymaz. Tamam mı?
kendisini çok saymıyoruz ama bir özür tweet'i atmış. Vaziyeti eksik beyan ettiğim için takipçilerimden özür diliyorum deyip aslında Ekrem İmamoğlu çağrılmış ama bu gitmemiş diye bir şey söyledi. Ahu Özyurt benzer şekilde bir açıklama yaptı. Ondan sonra bir özür diledi takip edenlerden. Cumhuriyet gazetesi önce davet edilmedi, olur mu böyle şey, yok sayıyorsunuz dedi, sonra haberini kaldırdı. O da davet edildiğini anladı. Deniz Zeyrek'ten bir şey duymadım. Hani yanlış bilgilendirdik falan ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok sayamazsınız diye bir şey yapmış. Bugün Ahmet Kekeç'le köşesinde Deniz Zeyrek'e yazmış. Ayıptır. Bütün açıklamalar yapıldıktan sonra en azından takipçilerinize karşı bir özür borcunuz var. Biz zaten gerçeğin ne olduğunu biliyoruz. Hemen geliyorum Ahmet Hakan'ın yazısına. Öyle bir hava oluşturuyorlar ki bu ekip, Fatih Altaylısı, ondan sonra diğer gazeteci Şurekası. Efendim devlet terbiyesi bu soruya cevap vermeyi şey kılmamış. Bu terbiye. Şimdi Ahmet Hakan diyor ki çağrıldı çağrılmadı tartışmalar artık geride kalmışken Ekrem İmamoğlu nihayet doğru dürüst bir cevap verebildi. Dedi ki çağrılmadım. İyi ama neden bu zamana kadar susmuş? Onun da cevabını verdi İmamoğlu. Aldığım devlet terbiyesi nedeniyle sustum. Toplantıya çağrılmamışsın ama çağrıldığına dair iddialar var ve sen susuyorsun. Daha doğrusu susmuyorsun da lastikli laflarla vaziyeti geçiştirmeye çalışıyorsun. Neden? Devlet terbiyesi gereği. Devlet terbiyesinden pek nasip almadığımdan olacak diyor Ahmet Hakan. Çağrıldım ya da çağrılmadım demenin neden devlet terbiyesizliği olduğunu anlamadım, anlayamadım diyor. Devletin en tepesindeki kişiler çağırdı kardeşim derken devlet terbiyesizliği yapmış olmuyorlar da sen çağrılmadım kardeşim deyince mi devlet terbiyesizliği yapmış olacaksın diye soruyor. Güzel soru. Bırak devlet terbiyesini, hiçbir terbiye haksızlık karşısında susmayı öğütleyemez. Eğer bir terbiye sana karşı yapılan apaçık bir haksızlık karşısında susmayı öğütlüyorsa, senin haksızlığa karşı haykırmana, açıklama yapmana, ifşa etmene engel oluyorsa adı batsın böyle terbiyenin. Ayrıca böyle sersem sepelek bir terbiyenin terbiyelisi olmaktansa terbiyesiz olmak süper onurlu bir tutumdur demiş anlayana. Tabii, Ahmet Hakan. Güzel paçavraya çevirmiş, doğru yapmış. Ve paçavra bizim yorumumuz. Ahmet Hakan'a selam olsun bu arada. Biliyorsun candır Ahmet Hakan, biliyorsun. Bayağı bir değişim dönüşüm var sende. Bayağı bir değişim var. Beraber güzel şey, yolculuğu güzel yani. Ne diyeceğim? Çoğu fikirlerine katılmasak da. Her zaman tartışacağız, kavga edeceğiz de. Yani sonuçta yol, yani bize çay ısmarladı. Bir çay ısmarladı. Kıkıl hatır vardır kahvenin. Çayında bir en az 15-20 hatır vardır. Kahveden daha şimdi, şeydir. Daha mı candır? 80'dir. Bence tabii. Kahve daha candır ama neyse. Şimdi abi tamam yazmış Ahmet Hakan. Hakikaten terbiye dersi vermiş. Bir terbiye etmiş burada bir. Hakikaten yani böyle bir terbiye, güzel bir terbiye. Fakat bir şey mesele şu. Yani benim anlamadığım şey şu. Şimdi genel sekreter şu soru var ya 3 defa. Bak şu bence acayip bir şey. Bak bu ciddiyetmiş. Devlet ciddiyeti bu mu şimdi? Bak soruyorum. Çaldı mı çalmadın mı? Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Çaldı mı çalmadın mı? Sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Çaldı mı çalmadın mı? Yani pantolonu giydin mi? Sekreterimiz orada. Tatile gitti mi? Sekreterimiz orada. Şimdi bu terbiye mi bu? Yani bu devlet terbiyesi mi? Aslında terbiyesizlik bu. Şimdi sana gazeteci sana diyor ki sana ne? Ya bir cümle ki söylemiyorum. Bak söylemiyorum demek de bir şeydir yani. Yorum yok. Papağan gibi pete 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 aynı şeyi söylüyorsun. Bu terbiye mi? Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bu terbiye mi şimdi yani? Şimdi bu şeye... Akıllı cevap mı? Nedir bu? Yok. Bir de şeyi var. Valla samimi söylüyorum yani. Aklınıza şaşayım. Yani şundan bir şey beklediniz ya. Aklınıza şaşayım. İsmail Saymaz ve Ahu Özyurt'a ve Cumhuriyet gazetesine yönelik de bir açıklaması var. Orada da çok ağır ithamlarda bulunuyor. Yani hani bir tarafta... Bir giydirmiş yani. Şimdi buradan da mesela terbiyenin ne olduğunu sorgulamak lazım. Ayıp mesela ya. Çok ayıp. Düşünebiliyor musun? Bir gazeteciye, bak tırnak içinde söylüyorum, iki gazeteciye zavallısınız diyor. Şimdi normal şartlar altında senin gibi yandaş bir programcı, evet, herhangi bir gazeteciye en ufak bir laf söylediği zaman vay efendim basın özgürlüğü, gazeteciler nasıl hakaret edersiniz şu bu falan deyip yaygarayı koparırlar. Söylemiş olduğun beyanın yanlış ve yalan olduğunu fark eden ve bu fark etmekle kalmayıp bununla ilgili olarak takipçilerinden özür dileyen, evet, iki tane isim. İsmail Saymaz, Ahu Özyurt ve bir tane gazete, Cumhuriyet Gazetesi. Geri çekip özür diliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun onlara vermiş olduğu cevap nasıl bir terbiye çemberinin içinden çıktığını da gösteriyor aslında. O video var değil mi arkadaşlar? İzleyelim. Yani hiçbir tanesini anlamış değilim.
Buradan bazı gazeteci arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Gazeteci arkadaşların yaptıkları açıklamalardan sonra valinin açıklamasına dair özür diliyoruz vesaire gibi açıklamalarını da kabul etmiyorum. Burada bir taraf var, açar sorarsınız. Açar bir saniye durar mısınız? Bir saniye, ve... Açar sorarsınız diyor. Ya bir önceki videoda 3 kere arka arkaya soruyorlar. Yani aldınız mı almadınız mı cevap vermiyorsun, imtina ediyorsun. Açar sorarsınız ya. Diyor. Sordular. Cevap vermedi. Devamını dinle ondan sonra bırakıyor. Zorla. Evet, Genel Sekreter Yardımcısı mı bilmem neyimiz orada. Evet. Diyorsun cevap vermiyorsun. Sorana da cevap vermiyorsun. 3 gün sonra çıkıyorsun. Ben buradayım sorsaydın size cevap verirdim diye ayrı bir yalan söylüyorsun. Devam edelim bak ne diyor gazetecilere. O bakımdan bir kısım açık söylüyorum. Bu şekildeki tavırları, açıklamalarını da biraz zavallı açıklamalar olarak yorumluyorum. Çok üzülüyorum. Biz senden daha çok üzülüyoruz. Ben İstanbul'a üzülüyorum ya. Yine çok üzüldü. Ünlemi koyuyorum, çok üzülüyorum. Şimdi bak, burada bak şunu söyleyeyim. İsmail Saymaz gibi Deniz Zeyrek mi? Sen tanıyorsun da bilemiyorum işte. Deniz Zeyrek mi? Ben de tanıyorum ama işte uzaktan o kadar. Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Tamam bunlara onları gömmüş de onlar için üzülüyor değil mi bu? Yanlış anladım. Onlardan üzülüyor tabii. Çok üzülüyorum diyor herhalde. Ya yani zavallılar çok üzülüyor. Zavallı. Şimdi bence de zavallılar yani. Tamam bak sorun yok. İsmail ama senin söylediğin zavallı değil. Senin söylediğin mantık önemli. Bunlar zavallılar tabii. Çünkü neden? Şey doğru. Bak bir dakika onu söyleyeyim mi? İşte dedin ya 3 defa soruyor adam. Diyor ki alo. Ya diyor davet edildiniz mi? Davet evet. Edilmediniz mi? Bak soru bu kadar. Adam 3 defa aynı şekilde hesapta bir şey yapıyor. Kıvaz bir gizemli bir hareket yapıyor. Yazmış ya Ahmet Hakan burada. Arkadaşlarımız orada. Hani şey desen arkasından ya arkadaşlarımız orada dedim ben. Artık yani buradan da anlayın. Yatıştırmış katmak lazım. Benim arkadaşlarım genel sekreter yardımcım mı diyor bir de yardımcı. Bir de genel sekreter değil galiba yardımcısı. Yardımcısı evet. Genel sekreter direkt de değil yani. Değil. Yardımcısı ve arkadaşlarım. Bir arkadaşlar biliyorsun bizim halk ekibinden. O bizim şey folklor ekibinden arkadaşlar. Hep beraber gittiler. Böyle bir şeyden haberim yok. Davet edilmedim idiyse sana valilikten veyahut da işte oradaki o kurulun üzerindeki adamlar bu işi kim yapıyorsa devletin hangi mülki amiri bunu yapıyorsa seni değil de genel sekreter yardımcısını mı çağırdılar? Bir arkadaşlarını ve ekip arkadaşlarını ve halay grubunu. Kimi çağırdılar? Niye onlar orada? Ya basit, mantık çok basit ya. Arkadaşlarımız orada. Arkadaşlar kendi kendine hissederek mi gittiler gözleri kapatıp da böyle afet kurulu nerede diye. Ya gittiklerine göre bir şey çağrıldılar. Ya belediyeler sen bunu yapar mısın? Deprem Allah muhafaza deprem oldu bir şey oldu. Devlet ya işte yerel yönetimin başındaki kişiyi çağıracak. Ona da kızıyor bu arada. Yerel yönetici falan demeyin diyor. Başkanım ben diyor. Çok üzülüyorum diyor. Tamam başkan. Sayın başkan alo dinle beni bak. Çağıracak. Direkt bunu mu yapayım? Alo efendim şu anda çok acil bir durum var. Evet. Bana genel sekreteri değil ama yardımcısını ve ekip arkadaşlarını çağırın. Gelsinler mi diyor. Dalga mı geçiyorsun sen? Şimdi bu iş artık öyle bir yere geldi ki bu balonu bak bu balonu çok fazla şişirdiler. Ulan şurada tut işte. Bunun bir kapasitesi var. Çok bu kadar erken patladı ki. Artık her tarafı yani patladı yani bitti artık. Şişecek hali kalmadı bunun. Geldi buraya kadar. Hala diyor ki böyle konuşarak siyaset olmaz ya. Siz yanlış yerden arkadaş alın ya. Hani alın oturun. Oturun hep beraber. En Canan Kaftancıoğlu ya. Canan Kaftancıoğlu'nun vicdanına sığınıyorum artık. Düşün ben. Onun vicdanına sığınıyorum. Lütfen bu adama çeki düzen ver ya. Düşün ben ki Canan Kaftancıoğlu gibi birisinin vicdanına sığınacak durumdayım. Şimdi bir adama ayaküstü. Bu kadar şey, bu kadar tiyatro, bu kadar adam da şu konfora bak. Ben yeryüzüne bak. Ben söyleyeyim. Bu adam hem Kılıçdaroğlu'na lafın şeyi öyle. Dini olaraktan dikkat etmeyin. Son soruyu soran Deniz da Baykal'a Fox muhabiri biliyorsun. Rahmet okutur. Yüzünüz. Yani böyle bir siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti tayine gelmedi yahu. Ya ben sana söyleyeyim mi? Ben şimdi artık bu işin gırgırından da bu işi adam malzemem biçiminden de artık çıktım. Ben yani felaket bir şey. Allah muhafaza yani hakikaten İstanbul Belediyesi'yle ilgili önümüzdeki yıllarda çok feci şeyler olacak diye korkuyorum. Çünkü bunun gidişatı çok iyi değil. Tekere çıkmış kamyon gibi. Nereye gideceği belli değil bunun. Ne direksiyon tutuyor, ne teker var, hiçbir şey yok. Yani şimdi bu cevap mı bu ya? Bir de ondan sonra arıyorsunuz bir de burayı. Stüdyo arıyorlar, mesaj atıyorlar. Vay, biz bekleyen başka hakkında kötü şey. Bu ne ya? Lan ben sana söyleyeyim ya, samimiyetle söylüyorum.
Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar kötü bir siyaset yapamayan neyse birisi görmedim. Ya adam sana direkt bir şey soruyor. Bizim gerçek davet ettiler mi? Ne yaptılar? Yani genel sekreteri olmaz. Başkan da olmaz. Bir felaket, bir afat durumu var. Evet. Genel sekreteri yardımcısı ve diğer oyun arkadaşlarınızı hep beraber alalım oraya. Hem çelişki var. Devlet terbiyesinden cevap vermemiş 3 gün boyunca. Ondan değil ya. Nasıl 3 gün? 3 gün boyunca böyle boru oturduğun yerine yapacak bir şey de kalmadı. Oradan tokat, buradan tokat. İsmail Saymaz atmış, bilmem ne atmış, Denizlerek atmış, Cumhuriyet atmış. Hala size sesleniyorum bak. Zerre kadar zekanız varsa gazeteci arkadaşlar. Zerre kadar bak, zerre kadar. Bırakın yandaşlığı ya. Yemin ediyorum böyle yandaşlık görülmedi. Türkiye Cumhuriyeti böyle yandaşlık görmedi. İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek, Cumhuriyet, Sözcü. Bu kadar deliz. Yani ya herkes hata yapar. Zaman zaman hata yapan ve eleştiren gazetecileri mesela eleştirenler de olmuştur. Herkes bir şey eleştirebilir ya bir şey mi? Cumhuriyet. Tamam Cumhuriyet'in tıynetinde var. Cibilliyeti Türkiye'ye ait değil bu adamların. Biliyorum. İstediğiniz kadar bağırın. Amerikan oğlanları gibi haber yapıyorsunuz. Sözcü. Amerikan oğlanıdır. Gerekirse FETÖ'cü olur. Buna kızarlar. Biz savaştık. Savaşmadınız. İçinizden geldiği zaman hemen kutu kutu dolara dönersiniz siz. FETÖ versin size malzemeyi. Öttürürsünüz. Hani CHP gibi. Olur olmaz. Bunu biz aramızda kavgasını yaparız bak. Problem değil. Ben sana derim ki hainsin. Sen bana dersin ki bilmem nesin. Ben sana derim ki şu kadarsın. Sen dersin ki bana şuraya aitsin. Ben bu topraklara aitim. Ben bu toprakları seviyorum. Bu bayrağı seviyorum. Hiçbir şekilde satmam. Devlet bana kavun vururken de bir şakı taşı atmadık. Ama ey gazeteciler, bozuntuları. Hemen yazmış öyle ya. Büyük gazeteciler. Adamı çağırmamışlar. Yazıklar olsun. Niye eklemeyim orada yok. Burada o haklı. Ulan bir sorsana var mı yok mu? Ne kadar ya bu adamlar zaten Allah korusun diye afet olsa ben olsa imamımı sokmam zaten. Bak beni Türkiye'nin en kral yap buraya. Dedim bu adam gelmesin. Felaket bir şey yani. Ben bu adama sorumluluk falan vermem ya. Git oğlum tatilde madem her ay git. Ne kadar tatile gitsin ya. Adamı sıkıştırdık zavallı. Her ay 15 gün yok ol. En az zararı görürüz abi. Bak bu güzel bir bakış açısı. Abi en az zararı Türkiye en az zararı böyle. İstanbul. Abicim git sen Bodrum'a. İnan ki bak haber de yapmayın. Muhabire çekin etraftan. Görünme göze görünme ya. Bırak İstanbul kendi kendine. Genel sekreter yardımcısı katılıyor zaten toplantılara. Ve arkadaşlar, ekip arkadaşlarımız. Halay başı burada. Haydi yürü. Günün manşetini burada bitiriyoruz. Ne bu ara yani? Yine benzer bir hikaye var. Sezgin Tanrıkulu'nun eliyle piyasaya sunulan, yine kendilerine gazeteci sıfatı bulunan kişilerin balıklama atladığı mevzu. Dodan vardı. İzleyicilerimiz de bilir misin sen? Ya, o ses Türkiye'de kazanan. Türkiye'de. Orada bile Kürtçe şarkı söyledi biliyorsun. Haydar Haydar'dı birinci olmuştu. Birinci olmuş. Kürtçe şarkı söyledi. Bu ülkenin Kürtçe kanalı var. Evet. Kürtçe kanalı var TRT'nin. Evet. Ta işte o 93-96 yılları 90'lı yıllarda falan hani Kürtçenin her şekilde yasaklandığı dönemlerde falan. Daha doğrusu Kürtçe konuşanın bile içeri aldığı dönemlerden nerelere geldik? Sezgin Tanrıkulu diyor ki Dodan Batman'da Kürtçe şarkı söylediği için şarkı söylediği yere polis baskını oldu, elinden zorla mikrofon alındı. Dile bu baskı olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Yok. Ya diyorsun ki arkadaş, yani Kürtçe'ye baskı yapan devlet niye Kürtçe kanal açsın diye böyle aklında deli sorular. Fakat Dodan açıklama yapıyor. Ya diyor, işletmenin diyor ruhsatı yokmuş diyor, polis onun için baskı yaptı diyor. Bunun üzerinden dönen tezviratın haddi hesabı yok. Of, of. Şimdi hani şey hikayesine dönüyor oradan bitirelim. Yarın çünkü bunun detayını konuşacağız. Videoları falan da var. Dönüp dolaşıp şuna geliyorsun. Dur. Baba neresini düzelteceğiz ya? Artık bırakacaksın. Bırak dağınık kalsın diyeceksin yani. Aynen. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü bunların kafası böyle çalışıyor. Diyelim bitirelim. Taşlık. Doyamadık. Yarın konuşacağız. İzleyici doyamadık hakikaten. Yarın saat 11'de Hikmet Genç'le karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz efendim.